Enes hocam şöyle bir soru gelmiş. Hocam kullar Allah'ın izniyle birkaç boyuta bölünüp birkaç boyutta aynı anda yer alabiliyor. Peki eşyalar, önemli, değerli, kıymetli şeyler de bu boyutta saklanabilir, gizlenebilir mi? Filmlerde oluyor böyle şeyler. Gerçekte de mümkün müdür? Demiş. Gerçekte de mümkündür. Şimdi boyutlar arası kullar gidebiliyor. Hatta kullar boyutlar arasında klonlama mı diyelim? Rabbim dilerse o kulu orada ne yapar? Boyutlar arasında buradan zerresinden de alır oraya. Bir bütün olarak da aksettirebilir. Veya kul burada durur yine. Onu eğer 500 yerde olması gerekiyorsa, hani bazen Allah dostlarının makamları farklı farklı yerlerde de oluyor ya, 500 kişi geldiğinde 500 kişiyle de aynı anda görüşmüş oluyor. Yani burada Rabbim dilerse zerreyi de alır. Boyutlar ötesinde orada kulu bütün olarak oraya yansıtabilir. Veya kul yine burada kalır. O kuldan klonlama yaparak birçok alemlerde ve farklı kullara da ne yapabilir? O boyutlara gidip tebliğ yapabilir. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hani وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ alemlere rahmet olarak gönderildi ya, 18 bin alem bizim bildiğimiz, içinde de ne kadar alemler var doğrusunda Rabbim bilir tabi bu konuda. Efendimiz Aleyhisselam alemlere gönderildiyse o zaman oraya da tebliğ yapması gerekiyor. Burada da zaten boyutlar ötesine kulların gidebildiğiyle alakalı zaten bir delil olmuş oluyor. Yani Rabbim dilerse bu kullara hani gidip orayı nasıl algılıyor, nasıl bilgi veriyor, nasıl bilgi alıyor diye sorabilirler. Esma-ül Hüsna'daki isimleri Rabbim o kullarda tecelli ettirirse, mesela El-Basir ismiyle Rabbim tecelli özelliğini verdiyse o esmasını, kul ne yapar? Gider oradaki o sahneyi orada izleyebilir. Diğer bir Esma-ül Hüsna ile de alakalı El-Habir ismiyle Rabbim ne yapabilir? Oradaki bir olayı, haberini o kula ulaştırabilir. Sözlü verebilir, yazılı verebilir, işitsel olarak verebilir. Yani işitsel olarak da yine Esma-ül Hüsna'dan da destekleyecek olursam Es-Semî' ismi yine Allah Teala'nındır. Dilerse orada kula duyusal organlarıyla alakalı oradan ne yapabilir? Bilgi verebilir. Şimdi kardeşimizin son kısmı aslında soruydu. Buraya da bir girizgah yapmak istedim. Eşyalar, kıymetli şeyler başka yerlere götürülebilir mi veya saklanabilir mi gibi bir soru sormuş. Şöyle örnek vereyim ben. Mesela Hazreti Kur'an'dan destekleyecek olursam Belkıs'ın tahtından bahsediyor Hazreti Kur'an. Şimdi evet kullar onu görmüyor ama aynı boyutta da olabilir, farklı boyutta da olabilir. Aynı boyutun içinde başka bir yerdeki o tahtı ifritlerden bir cinni tarfete ayn Arapça tabirle gözünü açıp kapayıncaya kadar ben o tahtı getiririm deyince orada da kitaptan kendisine ilim verilen bir zat da sen daha makamından kalkmadan ben onu ne yapabilirim? Getirebilirim dedi ve Rabbimin izniyle hani maddenin transferi mi diyelim aslında. Oradaki olduğu gibi o tahtı buraya ne yaptı? Getirebildi. Yani Rabbim burada aslında şöyle bir şey de çıkıyor. Bakın orada Süleyman Aleyhisselam olmasına rağmen Allah Teala ki hani dedik ya bir kral, bir padişah, peygamber artık hani nasıl adlandırır kardeşlerimiz? Süleyman Aleyhisselam orada olmasına rağmen Rabbim orada özel bir ilimle okulu donatmış. Hani kardeşlerimiz bazen diyor ya yani nasıl olur canım yani olsaydı bu ilim sadece işte buradan bize bilgi verilirdi. Bakın bir peygamberden bahsediyoruz. Süleyman Aleyhisselam gibi bir peygamberden bahsediyoruz. Hani bir ulu çınardan bahsediyoruz öyle söyleyelim. Selam olsun. Selam olsun. Himmetleri hem bizim hem dinleyen kardeşlerimizin üzerine olsun. Öyle olmasına rağmen Allah Teala demek ki ilmi kullarda farklı tecelli ettirebiliyor. Biz buradan bunu anlıyoruz. O zaman ben kendi adıma buradan ne anladım diye sorarsanız Allah Teala'nın ilmine asla ve asla sınır koyulamaz ve ilim de kimsenin tek elinde olamaz. İlmi Rabbim dilediğine taksim edebilir. Gelelim başka bir örneğe. Mesela Belkıs'ın tahtından örnek verdik. Şöyle düşünün. İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasını tam oğlunu kesecekken Cebrail Aleyhisselam başka bir boyuttan tam oğlunu kesecekken İbrahim Aleyhisselam bir koçla geldi. Yani sadece bunu eşyaya endekslemek yanlış olur aslında. Genel itibariyle düşününce başka yerlerde saklı olanlar Rabbim tarafından açığa da ne yapabilir? Çıkabilir. Veya Salih Aleyhisselam'ın hani kıssasında deveden kaya çıkardılar ya ne alakası canım yani deveden kaya çıkar mı? Rabbim erkekten kadın yaratıyorsa, geceyi gündüze katıyorsa Rabbimin İlminin bir sınırı yok. Tecellisinin bir sınırı yok. Yani bizim bildiğimiz realitelerin dışında da Rabbim tecelli eder. Buradan bu da çıkıyor. Veya şöyle düşünün. Allah Teala Hazreti Kur'an'da diyor ki biz demiri gökten indirdik. Evet, orada saklıydı. Başka bir gezegen mi diyelim, başka bir atmosfer mi, başka bir alem mi? Oradan ne yaptı? Demirin buraya gelmesiyle alakalı ki bunu da birileri getirecek. O zaman demek ki birçok şeyler gizlenebilir. Buradan bu çıkıyor. Hatta şöyle düşünün, bazen insanlar evde eşyaları kayboluyor cinni boyutunda. Yani aynı boyutta da saklanabilir, başka boyutlarda da saklanabilir. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Aynı boyutta bakıyorsunuz adam arabasının anahtarını akşam gelmiş eve arıyor ve bulamıyor. Nerede bu? Demek ki eşyalar, materyaller bunlar alıp saklanabilir. Rabbim dilerse, ama işte cinni boyutunda, ama melekler boyutunda, ama maneviyat boyutunda gibi bunlar hepsi ne yapabilir? Olabilir. Bir de şöyle düşünün. Çanakkale Savaşı'nda orada kaybolan bir tabur vardı. Evet. Şimdi hani maddeden bahsediyor, eşyalardan bahsediyor ya. Sonuçta insanda toprak ve çamurdan hani yaratılmadı mı? İnsandan da elementler yok mu? İnsan boyutundakiler de alınıp saklanabilir. Taburu arıyorlar ve hala bulamadılar. Nerede? İşte Rabbim burada ilminin üstünlüğünü gösteriyor. Dilerse o madde saklanabilir ve açığa da çıkabilir. Tabi bu kulların derecesine göre değerlendirilecek şeylerden aslında burada. Burada şunu da eklemekte fayda görüyorum. Demin bahsettin hocam. Bazen cinniler, şeytana hizmet edenleri, özellikle ifritler evlerde bir takım eşyaları saklayabilir, kaçırabilir ya da kişinin gözünden gizleyebilir. Bunu biraz açmakta fayda var. Çünkü çokça bizim karşılaştığımız da bir konu bu. Kişinin zaten aslında çok haz etmediği, örneğin eşinin kardeşi misafir olarak eve gelir. Ya da bir komşusu gelir, bir akrabası gelir. Tam da o sırada bir yerdeki bir parası kaybolur. Bir altını kaybolur, bir ziyneti kaybolur. Ve netice itibariyle bu kişiyi bu işten sorumlu tutar insan nefsi. Çünkü bir şey kaybolmuştur. Orada zaten bir ona karşı bir negatif tutum vardır. Şeytan da burada bunu arada vesile ederek kişinin o kişiye karşı buğzunun artmasına ve ona zanla girmesine sebep olur. Bakın bunlar şaka değil. Bunlar hep yaşanmış olan şeyler. Bir bakarsınız günler sonra geri gelir gelmez. Aynı şekilde size büyü yapılmış, muska yapılmış denilerek işte git şu kapının arkasından, eşiğinden bak bulacaksın denilerek orada gittiğinde alakasız şeyler bulan insanlar da çok tanıyoruz. Burada cinnilerin aldıkları yetki doğrultusunda maddeyi fizik alemde taşıma, götürme, getirme, saklama gibi yetileri olabilir. Onun için bu tür konularda yani benim naçizane söyleyeceğim şu ki bir yere bir malınızı, paranızı, eşyanızı koyuyorsanız, bir yere bir ziynetinizi saklıyorsanız mutlaka bunu destur bismillah diyerek, zırhlayarak, bu tür gözlerden uzaklaştırmak, bu tür ellerden uzaklaştırmak niyetiyle yapın. Aksi takdirde bu fitnelere çok fazla maruz kalırsınız diyelim. Hemen söylediğinde destekleyecek bir şey söyleyeyim. Mesela özellikle define arayanlar ne yapıyor? Altın arıyor değil mi? Yani altını bulmak için oradaki o maddeyi, o elementi neyse artık cinniler üzerini örtebilir. Oradakileri de başka bir yere taşıyabilirler. Hatta yaşadığım bir vaka var bununla. Tabii biz nacizane insanlara vesile oluyoruz. Bir gün bir yakın arkadaşımın arkadaşıyla alakalı, hocam çok önemli bir konu var, görüşmem lazım sizden dedi. Dedim ki buyurun kardeşim gelin. Konuyu bilmiyorum ne olduğunu. Geldiler. Yani bize define sormaya geldiler. Dedik ki biz define işlerine bakmıyoruz. Birincisi bu. Yani tecrübemiz var ama bakmıyoruz. Bakmıyoruz. 3-4 sene. Ama onlar bizim bu halimizi bilmiyorlar. Bilmeden gelip soruyorlar. Tabii bu ilim sadece Allah rızası için, kullara hizmet için verildiği için define işlerine biz bakmıyoruz. Özellikle söyledim. Hatta yanlarında bir tane hoca götürmüşler. Hoca da çarpılmış. Adam bu şekilde iki kişi koluna girmiş, yanıma getirmiş. Ya dedim siz ne yaptınız abi? Tabii defineye bakmadığımızı söyledim. Dosyayı kapattım ben. Ne yaptınız? Ya dedi kilometrelerce yol kazdık dedi. Ben de kendilerine dedim ki abi dedim siz aslında ihtisas yapmışsınız. Tabi samimiyetimiz de var. Dedim biraz daha devam etseydiniz karayollarından üst yerlere gelebilirdiniz. Yani hatta oturan kişi de bir yere bağlıydı o kardeşimiz. Abimiz diyelim. Benden yaşça büyüktü tabi. şu şekilde yaslanmış duruyordu böyle. Ben dedi kitapları okuyorum dedi. Ben dedi kendiyası ulaşmak istiyorum dedi. Bize dedi cinler bir şey yapamaz. Adam zaten çarpılmış, pert olmuş. Ya dedim abi dedim yanlış anlamayın dedim ama şu anki ruh haliniz berbat bir vaziyette. Tabi başka problemler de vardı. Onları zikretmek istemiyorum. Onları söyledik ki hem bu işi yaparken aynı zamanda da muska yazıyordu. Birçok problemler yaşadı. Biz de iletilmesi gerekeni ilettik ve bu şekilde sıyrılmış oldular. Yani cinniler burada define arayanlar özellikle veya maddeleri, ismi maddeleri ne yapabilirler? Başka bir yerden başka bir yere götürebilir ve aynı zamanda da üzerine de ne yapabilirler? Örtebilirler. Bir şey de ben eklemek istiyorum tekrar Enes Hocam. Demin verdiğiniz örnekte Süleyman Aleyhisselam ki selam olsun kendisine, onun yanındaki alim bir kul diye Rabbimizin bahsettiği kişi Veziri Asaf bin Berahya. Ona da selamlar olsun. Evet. Kendisi bir peygamber değil. Tırnak içinde sıradan bir kul ama bu ilme sahip. Rabbimiz ona bu ilmi lütfetmiş. Evet. Hani biz diyoruz ya ledün ilmi var mıdır yok mudur ya da vardır ama sadece peygamberlere hastır ya da şu kişilere hastır diye bir sınırlama yapıyoruz ya. Tam aksine Hazreti Kur'an bunu çok net ortaya koymuş. Süleyman Aleyhisselam'ın veziri sıradan bir kul. Peygamber değil. Evet. Alim bir insan tabii o kesin. Ama koskoca bir taht dediğimiz şey de takipçilerimiz baksınlar internetten, böyle 5 katlı apartman boyutta bir şey. Böyle hani 2 metre 1 metre de değil. Bu tahtı göz açıp kapayıncaya kadar bir süre içerisinde yüzlerce binlerce kilometre öteden fiziki olarak maddenin taşınımı anlamında kalkıp o saraya getirmiştir. Tabii o sarayın da Ayasofya'nın altı olduğunu arada bir kere daha hatırlatalım. Dolayısıyla bu ilim vardır. Rabbimizin istediği kullarına lütfettiği bir ilimdir. Peygamberlere de, alimlere de, birçok insana da vermiştir bu ilmi ama dilediğine vermiştir. Yani Musa Aleyhisselam Efendimiz'e vermemiştir ama Hızır Aleyhisselam'a vermiştir gibi düşünebiliriz. Bu sanıyorum bu açıklamalar bu konuyla alakalı yeterli cevap olmuştur. Ekleyeceğim bir şey var mı hocam bununla ilgili? Yani buradan ekstra şu çıkabilir. Hani bazen şu da akla gelebilir. Ya madde transferi mümkün mü? Olabilir mi? Ya teknoloji transferi oluyor. İblis başka gezegenlerdeki şeytana akımlan buradakilere onların bilgisini veriyor. Tabii yine hal penceresinden. Tabii hal penceresine göre anlatıyoruz. İleriki zamanlarda tabi zamanını Rabbim bilir. Maddeyi ufaltıp maddenin de transferini başka yerlere götürebilecekler. Şimdi evet, buna nasıl bir örnek verebiliriz? Bir balonu düşünün. Bir balon. Normal içinde hava olmadığında bir avucunuzun içine alabiliyorsunuz. Ama içine o havayı verdiğinizde bu sefer iki elinizle de tutamıyorsunuz. Yani maddenin küçültülmesi var. Madde transferi de var. Bunu da Allah dostları, kıymetli olanlar, kendilerine özel yetiler verilmiş olan okullar manevi hatlarıyla yaparken iblis de burada şunu yapıyor. Sizin ilahınız, haşa tırnak içinde söylüyorum, Allah bunu yapabiliyorsa, özel kulları varsa o zaman ben de ne yapabilirim? Bunu teknolojik olarak bunun karşılığını sunarım. Yani iblisin hep bu şekilde bir yarışı var. İblisin taraftarları bunu bir noktada da başardılar iblisin suflereliyle. Eğer bunu araştırmak isteyen takipçilerimiz varsa Philadelphia deneyi diye internete yazsınlar. Koskocaman bir savaş gemisini Amerika'da bir noktadan çok başka bir noktaya ama çok kısa bir süre içerisinde götürüp başka bir yerde gösterdiler, geri geldi. Çok tabii enerji yetmediği için uzun sürmedi ama maddeyi fizik olarak başka bir noktaya taşıdılar ve bu yıllar önce oldu. Yani iblisin teknolojiyle başardığını Allah-u Teala'nın iman etmiş kulları onun vermiş olduğu lütufla hayli başarabilirler. Buna da iman edelim, itikad edelim inşallah diyelim. Bu soruyu da böylelikle kapatmış olalım hocam. Allah razı olsun. Sizden de inşallah. Diğer bir soruya geçmek istiyorum. Kalp gözü, düşünce, hayal de kul mudur? Bunlar zerreyken bir kulun düşüncesi olmayı mı istemişler? Rabbim kullarına bunlar aracılığıyla yardım eder mi? Hiçlik makamından Mustafa hocamız bahsetmişti ve her zerrenin ne olmak istediğini, kendisini seçtiğini anlatmıştı. Sanıyorum bu soru onun üzerine gelmiştir. Hepsi hayalde kul mudur demiş mesela. Evet. Düşünce. Kalp gözü, düşünce. Evet. Bunlar daha izafi göründüğü için. Şimdi şöyle, buradaki bedeni ne gibi düşünelim? Beden bir somut, ruh, nefis bunlar soyut şeyler. Kul da olabilmesi için Kulu da bir yazılım olarak düşünürsek içinde de kodlamalar var. Şimdi o kodlamalar olmayınca kul eksik kalır. Kul eksik kalınca da bu sefer yarın Rabbine ne yapabilir? İftira atabilir. Yani aslında hani kardeşimiz kalp, gözü, hayal, düşünce bunlar kul mudur diye ifade etti ya. Şöyle düşünmek lazım. Bir şeyin aslı külli olan mıdır, cüz'i olan mıdır? Çünkü bütün külliler yani tam olanlar aslında zerrelerden meydana geldiği için o zaman bir şeyin hakikati nedir? Asla bakarsak zerredir. O küllileri, bütünleri de zerre oluşturduğuna göre o zaman burada düşünceye biz kul diyebilir miyiz? O paketin içinde full donanımı olduğu için, kul da bir bütün olduğu için, yazılımın içinde bunlar da olması gerektiği için o zaman biz buna düşünceye ne diyebiliriz? Kul diyebiliriz. Veya kalp gözüne kul diyebiliriz. Yani buradaki kulun kavramı çok geniş. Şimdi bir ağaca da kul diyebiliriz. Çünkü niye? وَاِمْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُوا بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ. Yerde ve gökte ne varsa her şey Allah'a zikreder. Bir şey zikrediyorsa o zaman onun bir ruhu vardır. İşte hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hani kul kavramından örnek vereyim. Kendisine yeni minber yapılmadan önce bir kütüğü vardı. Yeni minber yapılınca o kütük ağlamaya başladı. Bildiğin çocuk gibi ağlıyor. Sahabe-i kiram da duyuyor bunu. Şimdi bir kütük nasıl ağlayabilir? Kuldur ve bütün maddeler ve bütün zerreler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tanır. Hatta Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ağaca hitap ettiğinde kökleri de beraber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yürüyerek geldiği rivayetler içinde vardır. Yani kulun kavramı çok geniş. Sadece bunu insan olarak, düşünce olarak, hayal olarak ki işte cinlilerden, ifritlerden, başka gezegenlerdeki kullardan bahsediyoruz. Bir bütünü bunlar bizim bildiğimiz. Bilmediğimiz birçok kul kavramı var. Yani kulu tek bir kalıbın içine koyarsak o zaman kıt bir düşünceye düşmüş olabiliriz. Şöyle bir şey ekleyebilirim hocam müsaadenle. Estağfurullah. Bir barajdan bir damla su alsak o yine sudur. O suyu alıp 100 derecede kaynatsak buhar olsa o yine sudur. Ama bunu biz elle tutup gözle göremeyiz. Ama o su yine oradadır, vardır. Ya da bir bilgisayarı düşünelim. Bilgisayarın ekranı var, monitör olarak kullanıyoruz. Klavyesi var. İçinde bir de bir yazılım var. Evet. Yazılım da elle tutulabilir bir şey değil ama var orada. Ve onun bir parçası. Dolayısıyla bunları da her birini Allah-u Teala'ya hizmet eden kullar olarak düşünmemizde bir sakınca yok gibi anlıyoruz. Ki zaten kardeşimizin sorduğu sorunun cevabı olarak da Rabbim kullarına bunlar aracılığıyla yardım eder mi demiş. Rabbimiz hepsini kullarının hizmetine sunmuş vaziyette. Yani yardım edebilmesi için şöyle bir incelik var. Şimdi kuldur. Evet, düşüncesi vardır, hayali vardır, kalp gözü vardır. Birincisi kalp gözünü doğru kullanırsa Rabbim yardım eder. İkincisi hayali veya düşünceyi biz İslami olarak nasıl adlandırabiliriz? Tefekkür olarak. Eğer kul hakikati tefekkür ederse oradaki o hayaliyle, düşüncesiyle kul Rabbine yaklaşabilir. Yaklaştığı için de Rabbim yardım edebilir. Yani burada hatta bunlar bir kul mudur diye soruldu ya hani bir parça mıdır kuldan? Evet parçadır çünkü Hazreti Kur'an'ın ifadesiyle Estağfirullah Kul huvellezî enşâkum ve ceale lekumus sem'a vel ebsâra vel afide. De ki size kalpler, gözler, kulaklar veren odur. Şimdi kuldan bahsediyor. O zaman kuldan bahsederken demek ki bunlar da kulun parçası olduğu için bunlar da kul çerçevesinin içine girmiş oluyor. Hatta ayet-i kerimenin sonunda قَلِيلًا مَا ne kadar az şükrediyorsunuz. O zaman buradan şunu anlıyoruz. Kul verilen azaları yani somut ve soyut neler varsa kendisine verilenlerin tamamını doğru yerde, doğru alanlarda tecelli ettirirse o zaman sadece söylemiş olduğu üçü için değil bütün zerrelerini Allah Teala'ya feda ederse ve bu uğurda kullanırsa o bütün zerrelerinin her bir zerresinin zerresiyle Allah Teala kuluna yardım eder. Tabii burada verdiğin örnek çok önemli hocam. Sonuçta Allah Teala verdiği azaları kul olarak nitelendiriyor ama gözü verip görme yetisi vermese o zaman göz bir işe yaramayacak. Çünkü ayağı verip yürüme yetisi vermese yani bu yetiler de sonuçta baktığımızda izafi. Yani bildiğimiz manada elle tutulabilir şeyler değil ama bunlar var. Demek ki bu kul kavramı içerisinde düşünebileceğimiz bütünün parçaları bunlar baktığımızda. Yani kul derken nasıl bir kul? Şimdi inanan, inanmayan, kabul eden, etmeyen hepsi kul çerçevesine giriyor. Aslında burada kulluktan ziyade halifelikten de buraya endekslememiz gerekiyor. Kul olarak geldi, halifeliği kazanması lazım ve halifeliği kazanarak Allah-u Teala'ya giderse zaten bütün her şeyi tam bir full paketle, o zaman Rabbim kendisine yardım eder. Tabi burada bitmez. Hizmeti devam eder. Kıyamete kadar görevde devam eder. Alanı da genişlemiş olur yani. Allah razı olsun. Bir başka soruya geçiyorum hocam. Allah razı olsun. Bir kardeşimiz yeni sordu hatta bunu, biraz önce geldi. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam kardeşim. Manevi eğitim alanındaki gayretinizi takdir ediyorum. Fakat aklıma takılan bir konu var. Tövbe metninde tesettürsüzlüğe ve tesettürü tavsiye etmemeye tövbe ediyoruz. Peki tesettürsüz hanımlar Allah'ın emrini yerine getirmeden üst derecelere nasıl çıkabiliyorlar? Nefsimi bu konuda ikna etmeme yardım ederseniz sevinirim. Hayırlı akşamlar demiş kardeşimiz Arife Hanım. Bu konuda neler diyebiliriz? İki kelam edelim. Aslında hani doğruyu öğrenmek için sormuş bu kardeşimiz. Elbette. Çok çok önemli. Allah razı olsun. Bu şekilde bazen kardeşlerimiz çekiniyor. Acaba biz bunu sorsak yanlış anlaşılır mıyız? Hayır. Bilakis İbrahim'i sorular soracak kullar arıyoruz biz. Evet. Niye İbrahim'i dedim? Onu ifade edeyim, sonra cevap vereceğim inşallah. İbrahim Aleyhisselam bile ölüleri nasıl diriltirsin diye Allah-u Teala'ya soran bir ulul azim peygamber varken, bugün soru soran kardeşlerimize sus, böyle soru mu olur deyip onların aslında ufuklarının ötesindeki, onları hakikate ulaştıracak olan soruların önünü kestiğimiz için kullar hakikate gidemiyor. Bırakın herkes özgürce sorsun. Kızmayın çocuklarınıza. 10 yaşında, 13 yaşında, 15 yaşında, 20 yaşında genç kardeşlerimiz. Ki ne yazık ki geri nesil, hani biraz atalarımız, ilmi seviyeleri biraz daha düşük olduğu için bunlara da cevap verecek ne yazık ki hem şeriat kavramında klasik cevaplar verildiği için kullar da buna tatmin olmadığı için hayır aradığım bu değil diyor. Öbürü başka bir şey diyor. Hayır hayır istediğim bu değil diyor. Bu sefer aradığını helal dairede bulamayınca bu sefer şeytan da haliyle mantık çerçevesinde akla uyacak cevaplar verince evet diyor bu doğru diyor. Kulları bu şekilde saptırabiliyor. Konu dağılmasın. Buraya da bir girizgah yapmak istedim. Şimdi tesettüre dikkat etmeyen, açık olan, dövmeli olan, küpeli olan, bize göre hayatı çıkmazda olan veya bazen ne yazık ki duyuyoruz. Bundan adam olmaz. Bu hidayetini kaybetmiş dediğimiz kullara aslında baktığımızda manevi boyuttan, hal penceresinden manevi hatlarının olduğunu. Bakın ikisi farklı şey. Biz bazı şeyleri karıştırıyoruz aslında. Manevi hatları olduğu için oradan zaten bir yazılımdan geliyor. Oradan bir nur çerçevesine bir akım geliyor. Evet. Oradan gelmiştir ama üzeri kirlenmiştir ama zerresi de varsa okul ne yapacak zaten? Hayatını bir şekilde düzeltmeye gayret edecek ve arayış içinde olacak. İkisi niye birbiriyle çelişiyor? Aslında çelişmiyor. Şimdi ona bakarsak şöyle düşünün. Biraz daha real bir örnek vereyim. Bugün hepimiz Allah kabul etsin ibadetlerimizi yapıyoruz. Onlar uç noktadan sordular ama ben başka taraftan cevap vereceğim. Bugün hacca gitmişsek, umreye gitmişsek, 5 vakit namazımızı kılıyoruz, sıla-i rahim yapıyoruz. Soruyorum yani gıybet ediyor muyuz? Allah Teala hepimizi affetsin. Olabiliyor bazen böyle şeyler. Biz İslam'ın içinde olmamıza rağmen kendimize göre, İslam'ın içindeyken bunları yapabiliyorken kendimizi doğru yolda görüyoruz ya, yani başının açık olması, tesettüre riayet etmemesi bu bir ameli bir şey. Orada Allah Teala'yı kabul etmişse, Efendimiz'i kabul etmişse, yani Kur'an, sünnet, icma kıyası kabul ettiyse ama hayatında yanlışlar vardır. Ben de şunu sorarım. Kimin hayatında yanlışlar yok? Veya işte hatası olmayan kul arayan zaten yanlış kalacaktır. Bu pencereden bakarsak o kulların manevi hatları olabilir. Yani normal ibadet edenin de olabilir. Yani bunları dışarıya koymuyoruz. Ayrı mesele de. Ama İslami kesimden ne yazık ki eteği kısaysa öyle söyleyelim. Veya işte parmakları ojeli ise veya küpesi varsa, yani nacizane ben mescitte benim ziyaretime namaza 5 vakit namazını kılan dövmeli, küpeli böyle çok acayip elbiselerle gelen kardeşlerim var. Namazı kılıyor, devam ediyor. O zaman biz buna ne diyeceğiz? Yani sen namaz kılıyorsun ama bu olmaz. Şimdi hepimizin hayatında hatalar var. Bunlar manevi hat dediğimiz şey soydan gelebiliyor. Kul eğer bir arayış içindeyse Rabbim ona bir şekilde bulduracak ama bir de şu taraftan düşünelim. bu kulların manevi hattı varsa demek, o zaman şeytan bunların üzerine daha çok oynayacak. Evet. Yani daha çok saptırmak için. Çünkü niye? Ümmete daha faydalı olabilme potansiyeli olduğu için, üzerlerini oynayacağı için örnek veriyorum, eteğini biraz daha kısalttırabilir. Veya inancında sekteler oluşturabilir. Manevi hat geriden geldiği için tamamen de kapanabilir mi? Bu ayrı bir mesele. Ama okulda da zerresi varsa, bu bayan açık, neden manevi hattı var diye, o zaman şu çıkıyor nacizane: Rabbimize itiraz mı edeceğiz? Rabbim sen bunu buna nasıl verdin? Tabii bir de çıtayı nasıl koyuyoruz biz? Şimdi kardeşimiz demiş ki üst derecelere nasıl çıkabiliyorlar? Burada kastettiği kişinin manevi olarak derecesinin artması diye anlıyorum ben. Şimdi Allah-u Teala elbette kulundan kendisinin vermiş olduğu emir ve yasaklara uymasını bekliyor. Ama diğer taraftan da kulundan kendisiyle birlikte diğer insanların hem hidayetine hem kurtuluşlarına vesile olmasını, diğer insanlara iyiliği emredip kötülüğü yasaklamasını da bekliyor. Hep hal ilmi vesilesiyle konuştuğumuz, anladığımız bir şey var. Bir insanın kendisini kurtarmak adına yapmış olduğu ibadetler var. Şimdi biz Allah-u Teala'nın karşısına çıktığımız zaman, Ya Rabbi Ramaz'ı kıldım, orucu tuttum, tesettüre riayet ettim dediğimizde Rabbimiz diyecek ki bunları kimin için yaptık? Hepsini kendimiz için yaptık. Kendimizi kurtarmak için yaptık. Yani tesettür de amellerin içerisinde bir amel baktığınızda. Hani itikadın direkt olarak karşılığı değil. Ama şimdi bir tarafta bir kul var. Bunların hepsine dikkat etmiş. Namaz, oruç, hac, zekat, tesettür hepsine dikkat etmiş. Fakat kendini kurtarmak dışında hiçbir şey yapmamış. Müslüman kardeşleri orada yanarken hiç onun umurunda olmamış. Bana ne demiş? Ya da bunların hepsine riayet etmiş ama diğer taraftan komşusuyla dargın, kayınvalidesiyle dargın, kardeşiyle dargın, yıllardır konuşmamış, kalbi kin, husumet, öfke içerisinde ama ibadetleri yapıyor baktığınızda. Şimdi bu kişiyi diğer tarafta da tesettüre riayet etmemiş, edememiş. Bu onun eksiğidir. Rabbimiz affetsin. Ama diğer yandan insanların hidayetine vesile olmuş, insanlar için koşturmuş, çabalamış, birçok insana fayda sağlamış. Baktığımızda acaba Rabbimiz kıyas yaparken neye göre kıyas yapacak? Yani tesettürsüzlüğünden dolayı ona belki -1 puan yazacak ama diğer yaptıklarından dolayı belki +100 puan yazacak. Öbür tarafa da tesettüründen dolayı 1 puan yazacak ama öbür yapmadıklarından dolayı 100 puan kaybı olacak. Hani bu bir cüz, amellerin içerisinde bir cüz. Tesettür hanımlar için elbette çok çok önemli ve korunma, metafizik korunma anlamında da çok kıymetli. Ancak bunu yapamayan kardeşlerimiz bunu yapmıyor diye bütün diğer kalan bütün yaptıkları iyi şeyleri buna endekslersek o zaman yanlışa düşeriz diye düşünüyorum. Yani bir de şu tarafı var. Yani biz şunu da ifade edelim. Tesettür farzdır. Yani Müslümansa, iman ettiyse bunu yapması lazım. Bu başka bir şey. Ama hayatın içinde bir sürü farzlar var. Yani şimdi bir kendimizi empati yapalım. Yani hayatımızda ne kadar hangi farzları yapabiliyoruz veya hangileri ekside. Kendimizde bir analiz edersek otomatikmen bakın böyle yapıldığında kul kendini diğer kuldan üstün görmüş oluyor. Şeytanın vasfını almış oluyor. Evet. Eşittir kibre düşmüş oluyor. Kibre düştüğü için de Efendimizin tabiriyle la yedhulul cennete. Kalbinde bakın zerre kadar kibir varsa o kişi asla cennete giremez buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 2. Kulları kucaklamak yerine neden ondaki eksikleri görüyoruz ki? Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den örnek vereyim daha iyi anlaşılsın. Bir gün bir yerden geçiyor. Bir köpek leşi görüyor. Sahabe ikram böyle burnunu tutuyor, yüzünü ekşitiyor. Efendimiz aleyhisselam ne diyor biliyor musunuz? Ne güzel dişleri var diyor. Yani kulda evet hatalar var da hiç mi doğrusu yok? Yani hiçbir bir tane artısı yok. O artıya bakarak onu oradan, o güzelliğine bakarak kazanmak yerine iblis başka pencereden başka hataları gösteriyor. Kendi hatalarını görmezden geldirerek, başkalarının hatalarını görerek kibre düşürüyor. Kendini üstün hale getiriyor. Allah muhafaza. Yarın öbür gün hiçbirimizin garantisi yok. Akıbetimiz ne olacak, ne bitecek? Ancak Allah-u Teala'ya nasıl düzgün kavuşabiliriz? İbadetleri yapacağız. Bunu bir tarafa koyalım. Allah rızası için bu kullara adeta hani siper olmak, feda-i can diyorlar ya, birkaç nebze de olsa birilerinin hayatına dokunmak lazım. Bunlar bizi hakikate götürecek. Diğerleri zaten stabil insan ibadet yaptığında bu dini anlatmayınca, iyiliği emredip kötülükten nehyetmeyince, otomatikmen yaptığı ibadetlerin kalitesi düşüyor zaten. Kendisine göre doğru ama hakikat penceresinden bakıldığında ofsayta düşmüş, tırnak içinde söylüyorum. Yani şöyle bakalım mesela, ya biz burada asla tesettürsüzlüğü savunmuyoruz, yanlış anlaşılmasın. Kardeşimiz tesettürü olmadığı halde bir insan nasıl üst derecelere çıkar diye bir şey, onu açıklamaya çalışıyoruz. Bir kardeşimiz var, bütün bunlara tam anlamıyla riayet etmiş ama hayatı kendine kapalı. Yani ibadetlerini yapmış, zikirlerini yapmış, bir hayatı var. Kimseyle de suya buna dokunmadan bir ömür geçirmiş. Bir kardeşimiz var, farzlardan tesettüre riayet edememiş, diğer ibadetlerini ve diğer farzlarını yapmış, yapmaya gayret etmiş, eksikleri var, Rabbim kabul etsin. Ama öyle çabalar göstermiş ki birden çok insanın, gayrimüslim diyorum bakın, Müslüman da değil, gayrimüslim birden çok insanın hidayetine vesile olmuş. Şimdi bunları biz tartıya koyduğumuz zaman Allah-u Teala bunu seviye olarak, derece olarak tartıya koyduğu zaman hangisinin daha üst tartıda olduğunu biz nereden bilebiliriz? Yani bir şey akledebiliriz ama öyle değil mi? Şu ayet-i kerimeyi unutmasınlar nacizane. Allah Teala Musa Aleyhisselam'ı Firavun'a gönderirken bile ilahlık iddia etmiş. 70 bin çocuğu katletmiş Musa Aleyhisselam doğmasın diye. Böyle birine bile فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, ona yumuşak konuş. Umulur ki ne yapar? Tezekkür eder. Hani hayatını toparlar. Yani inanın şu anki bu insanlar Firavun'dan daha mı aşağıda? Bir böyle bir bakalım ya. Yani sonuçta Allah-u Teala'nın emirlerini kabul etmiş, Efendimiz'i kabul etmiş. Hayatında artı eksiler olabilir. Ahir zamandayız, garip zamandayız. Dinu bede'el garip, Efendimiz'in tabiriyle din garip başladı, yine aynı şekilde garip olur. Yani şu an Müslümanlar tufanda, yani bırakalım onların bir güzel amelinden tutalım da en azından ki nacizane vesile olduğumuz kardeşlerimize bile ne diyoruz? Ben diyor tebliğleri yapamıyorum diyor. Ona diyoruz ki sen seccadenin başında otur 5 dakika. Evet. 5 dakika. O da büyük bir başarı. Sen şimdi direkt üst segmente bunları yapacaksın dersen kul zaten onların içinde boğuluyor. Bir zaman geçiyor, ondan sonra diyoruz ki sen abdestli vaziyette seccadenin başında otur. Aradan bir zaman geçiyor, sonra diyoruz ki sen abdest aldın. Bu sefer alnını secdeye koyarak dua et. Sonra diyoruz ki yine sen abdest aldın ya, şimdi bir 2 rekat tevbe namazı kıl. İşte onu kılacak zaten. Çünkü niye? Kademe kademe geldi ve oradaki okul ister istemez abdest alınca şuna zaten kendi karar verecek. Ya ben habire abdest alıyorum, boş yere oturuyorum. Bu algıyı da Allah Teala onu tecelli ettirecek. Ondan sonra Rabbine yönelecek. Yani kulların artı eksilerine bakmayalım. Allah rızası için bize düşen tebliğ ya. وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَغ. Biz görevimizi yapalım. Bırakın oradaki hüküm sahibi, karar sahibi, merci sahibi Rabbimizdir. Rabbimiz adına da bir şey konuşmayalım. Bundan adam olmaz. Hani daha önceki sohbetlerde de Zakir ve Şakir kıssasını anlattık. Bunu muhakkak okusun kardeşlerimiz. Yani kişinin ipi nerede göğüsleyeceğini yalnız Rabbimiz bilir. Biz şu anda kendimizi çok önde, yukarıda görebiliriz derece olarak da, seviye olarak da, ama bir bakarız ki bizi arkadan gelip çok hızlı bir şekilde gelip geçmiş başka bir kul. O nedenle farzlara riayet gerek şarttır ama yeter şart değildir. Allah-u Teala'nın rızası sadece farzlarda gizli değil. Farzları yapmamız gereklidir ama derece arttırmak, daha ileri seviyelere çıkmak istiyorsak onun rızasını aramamız, dolayısıyla en önemli Efendimiz Aleyhisselam'ın da emri olan insanlara iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek, birileri için Allah rızası için bir yol tutturmak. Dereceyi yükseltmenin formüllerini bize maneviyat fazlasıyla anlattı, bunları söyledi. Onlara dikkat edeceğiz. Zaten bunlar için çaba gösterdikçe, devam ettikçe diğer farzlara da riayet etme konusunda hepimiz dikkatli olacağız. Yani bu kalbin iyileşmesiyle alakalı bir şey özet olarak. Yani şunu da izah etmek istiyorum Allah rızası için. Biz birbirimizi reddiye yapmayalım. Ya zaten İblis üzerimize oynuyor. Her birimizin üzerine oynuyor. Ümmetin üzerine oynuyor. Yani Müslümanların üzerine oynuyor. Yani sadece Müslümanların üzerine oynamıyor ki. Bütün kulların üzerine oynuyor. Böyle olmuşken biz birbirimize yön çeviriyoruz. Sırtımızı dönüyoruz. Şu ayet-i kerime aslında bizim nasıl olmamız gerektiğini zaten bildiriyor. Bakın Rabbimiz buyuruyor ki Estağfirullah. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. İnsanları Allah'a çağıran, salih ameller işleyen, son ifadeye dikkat, ve ben Müslümanlardan bir Müslümanım sadece. Bakın sen o cemaat, ben bu cemaat, ben işte bu taraftayım, sen o taraf. Allah Teala diyor ki ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim var? Demek ki biri sorduğunda hani ne diyoruz biz? Ya nereye bağlısınız diye soruluyor değil mi? Biz de diyoruz ki biz cami cemaatiyiz. Hatta bundan alakalı da yaşadığım bir şeyi müsaade varsa anlatmak istiyorum inşallah. Tabii ki. Tabii böyle Allah rızası için insanlara iyiliği emreden, kötülükten nehyeden böyle bir takım abilerimiz insanları ziyarete gidiyorlar. Cadde boyunca sırtlarında çantalar var, yürüyorlar. Yolda giden adamın birinin de dikkatini çekiyor. Yanlarına yanaşıyor, diyor ki abi diyor siz hangi cemaattensiniz? Nereye bağlısınız? O abimiz de hikmetle diyor ki yanaş diyor da kimse duymasın diyor, kulağına söyleyeyim. Bak diyor Cumhurbaşkanı diyor bizim cemaatten, Genelkurmay Başkanı bizim cemaatten, MİT'tekiler hepsi, bütün buradaki tamamı resmi dairede kimler varsa tamamı, ülkenin tamamı bizim cemaatten. Adam şok oluyor tabi. Abi diyor siz diyor hangi cemaatsiniz? Abi diyor biz cami cemaatiyiz. Müslümansa herkes camiye geliyor zaten. Yani onlara hikmetle bir söz söylemiş aslında. Sorarsak ya kardeşim ben Müslümanlardan bir Müslümanım, üzerine daha bir şey koymaya gerek yok. Ne, hangi cemaattensin? Cami cemaatiyim. 5 vakit namaza geliyoruz. Buluşma yerimiz orası. Cuma'da toplanıyoruz elhamdülillah. Dertlerimiz, sıkıntılarımızı dinlememiz lazım. Buralarda toplanıp hasbihal edip kendi artı eksilerimizi değerlendirip birbirimize destek olmamız gerekiyor. Tabii selam olsun kendisine. Akbaba Hazretleri'nin bize nasihati neydi? Büyük şemsiyenin altında toplanın. Evet. Yani herkes küçük şemsiyeler açmış. Arada boşluklar var. Bu boşluklardan şeytan sızar. Büyük bir şemsiye olun. Bu büyük şemsiye cami cemaati şemsiyesidir. İslam şemsiyesidir. Herkes bunun altında toplanırsa, farklılıklarımızı bir kenara koyarak, birbirimizi eleştirmeyi bir kenara koyarak, eksik aramayı bir kenara koyarak hepimiz Rabbimizin izniyle Efendimiz Aleyhisselam'ın sancağı altında toplanmak üzere burada da bir şemsiye altında toplanırsak Allah'ın izniyle hedefe ulaşırız diye düşünüyoruz. Bu yüzden bu ufak tefek şeyleri çok dert edinmeden mümkün olduğu kadar herkese hüsnü zanla bakarak, herkesin bizden çok daha iyi derecelerde olmasını ümit ederek, buna gayret ederek çukura düşmüş olduğunu düşündüğümüz insanlar varsa bunlara da el uzatarak gayret etmemiz lazım. Bize düşen budur. Diğer durumda bu şekilde aramıza nifak sokarak şeytan istediğini elde edecek diye sözlerimi bitireyim hocam. Şemsiye dedin ya, hemen oraya da son bir istihare vardı. Yine yıllar önce, belki 5 sene falan olmuştur. Doğrusunu Rabbim bilir. Mustafa abimizin yanındayız. Rami'deki eski yerinde. Şemsiye deyince hemen o istihare geldi direkt gözümün önüne. Bir Allah dostunun, isim vermiyorum, oğlunda problem vardı. Tabi oğlu da büyük, yani 45-50 yaşında. Rahatsızlığından dolayı geldiğinde Mustafa abi istiharesini yaptı. Çıkan neydi biliyor musunuz? Mustafa abi gelen görseli anlattı. Bir tane büyük şemsiye var. O büyük şemsiyenin üzerine küçük şemsiye açmış. Tabi biz anlamadık orada. Mustafa abi izah etmeye başladı. Siz bir Allah dostunun oğlusunuz. O büyük bir şemsiye. Sizin o şemsiyenin altında olmanız gerekirken siz kendi çapınızdaki, elinizdeki o küçük şemsiyeyi alıp o Allah dostunun, Rabbimin kendisine vermiş olduğu himmetlerin üzerine koyarak aslında kendi hastalığınızı kendiniz oluşturmuşsunuz. Yani bu şemsiye mevzusu da çok önemli aslında. Evet. Buna da dikkat etmek lazım. Burada aslında içinde edep var. Yani birçok konular var. Onlara bilerek girmiyorum, konu dağılmasın. Tamam. Hocam Allah razı olsun. Bugünlük programı sonlandıralım. Allah İnşallah sorularınıza ve yorumlarınıza yanıt vermeye devam edeceğiz. Rabbim cümlemizi kendisinin rızasına ulaşmaya gayret eden kullarından eylesin. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar.